Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun süredir tiyatroda oynayan sanatçılarından biri o. 67 senedir tiyatro sahnesinde. 90 yaşına rağmen hala dimdik, hala heyecanlı ve hala dün gibi sanata aşık. Türk tiyatrosunun emektarı Yeşilçam'ın tatlı monşeri o. Sinema tarihi misali kimler gelip geçmemiş ki hayatından? Cahide Songu, Vasfi Rıza Zobu, Bedia Muvahit'ten, Türkan Şoray, Tarık Akan, Şener Şen'e, Muhsin Ertuğrul, Elia Kazan'dan, Yavuz Turgul, Ali Özgen Türk'e. Yılları sanatıyla öğütmüş, yaşayan bir efsane, bir duayen o. Bugünkü konuğum Sayın Necdet Mahfi Ayral. Hoş geldiniz efendim. Efendim, evvela bu iltifatlarınıza teşekkür etmeme müsaade buyurun. Hakkımda çok iltifat ettiniz. Hakikat olan bir şey varsa, evet, yaşıma rağmen Allah'a bin şükür bugün hala tiyatro sahnesinde oynayabiliyorum. Siz de lütfettiğini söylediniz. Sahnede oynamak güç. Filmde gayet kolay. Filmde 100 yaşında bir aktör dahi oynayabilir. Olmadı baştan. Ama sahne öyle değil. Malum haliniz. Saniyen bir Fransız büyük tiyatrocu aktörü diyor ki, film rejisör demek diyor. Yani rejisör çeker, istediğini atar, istediğini bırakır. Evet. Ama sahne aktör demek diyor. Sahneye aktör çıktı mı Allah'tan başka yardımcısı yok. Bununla beraber şu anda huzurunuzda bulunmama vesile olan kızım Ceyhan Mahfi Ayral Tözüm bana bakmakta. Yoksa ben kendime hiç bakmam. O sayede ve torunum İlis Tözüm sayesinde bana baktıkları için şu anda huzurunuzda konuşabiliyorum. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize ki siz ilk tiyatroya olan ilginiz olmasına rağmen pek o konuda o dönemlerde bu şekilde bir cesaretlenme söz konusu değilken siz bir anlamda ailenizi de ikna etmek adına ben Afrika'ya gideceğim demişsiniz. Bravo. O Afrika yolculuğuna gitmemişsiniz ve başka bir yolculuk, başka bir seyahate çıkmışsınız. O da sanat dünyası. Bravo. Nasıl oldu bu Afrika seyahati ve sonuçları nasıl, neleri getirdi? Evet, ama ben bu güzel hanımın karşısında konuşurken dilim sürçüyor. Efendim, Afrika seyahati şöyle oldu. Ben Galatasaray'ı bıraktıktan sonra benim bir çocukluk arkadaşım vardı, Nubar. Gayet güzel bir çocuktu, boylu, poslu. Bu ticareti bahriyeden mezun. Bana dedi ki, Necdet dedi, senden dedi bir turne yapalım. Ne turnesi ya Rabbim? Dedi, bir bez bot yapalım, hazırlayalım, teferruatımızı içine koyalım ve Afrika turnesi yapalım dedi. Dedi ama o zaman annem son derece beni severdi. Bu haberi alınca müthiş müteessir oldu gayet tabii. Buna rağmen ben de karar verdim gitmeye. Hatta liman dairesinde evrakımızı yaptırırken memurlar diyordu ki, çocuklar size acıyoruz, timsahlara yem olacaksınız demişlerdi. Hiç unutmam. Ama ani olarak eşimin hamile olmasını öğrenince derhal vazgeçtim ve anneme dedim ki, anne, ben Afrika seyahatine çıkmıyorum ama tiyatroya gireceğim. Çünkü o zamanki aileler tiyatroya kolay kolay evlatlarının girmesini istemezlerdi. Evet, bu çok önemli bir nokta. O zamanlar neden böyle bir kanı vardı? Neden tiyatrocular çok fazla çıkmazdı ya da cesaretlendirilmezdi? Evet, sebebi şuydu. Önüne gelen, hele çok basit tabakadan insanlar dalavereye sapmak için tiyatro kurarlardı. Ve bu kurulan tiyatrolar felaketi uzma, bu kadar kötü, gerek oynayan aktör ve aktrisler, tam birçok kimsenin hala da öyle düşünmekte olmalarına rağmen gayet kötü insanlardı. Bu kötü insanlar tiyatro hakkında büyük aileler nezdinde fena tesirler bırakmıştı. Onun için komilfo aileler çocuklarının tiyatroya girmesini istemezlerdi. Vakta ki bir Muhsin Ertuğrul çıktı ortaya, ciddi bir tiyatro kurdu.
Ondan sonra herkes yavaş yavaş tiyatronun önünde boyun eğmeye başladı. Şimdi efendim Muhsin Ertuğrul'dan bahsedeceğiz ama oraya gelmeden önce sizin o yolculuktan vazgeçmenize rağmen tiyatroya, sanat dünyasına atılmanız gene bir süre alıyor. Çünkü cesaretlendiren insanlar yok denecek kadar az ama biri size el veriyor ve bu konuda yardımcı oluyor. Askerken Rüştü Paşa. Evet efendim, evet. Kendisi bir asker olmasına rağmen bu duyarlılığa sahip biri ve size tiyatroya başlamanıza yardımcı oluyor. O dönemleri nasıl hatırlıyorsunuz ve daha sonra siz sanatçı olduktan sonra, tiyatroda oynamaya başladıktan sonra o Rüştü Paşa gelip sizi izleme imkanı buldu mu? Evet. Şimdi efendim Rüştü Paşa, Allah gani gani rahmet eylesin, harika bir adamdı. Harika. İstirahat anında neferiyle dost olur ama resmi mahiyette vazifesi başında da tam bir kumandan. Efendim o zaman ben askerliğimi, ben değil umumiyetle askerlik 15 ayda biterdi. Rüştü Paşa benim çalışmalarımı beğenmiş olacak, beni fırka karargahına Fahri Çavuş olarak tayin etti. Ben askerliğimi nefer olarak, yani er olarak yaptım. Bunun hatırası çok uzun. Şimdi burada anlatamam gayet tabii. Tesadüfi oldu bu. Ben yedek subay olmadım. Evet, ve bölükten fırka karargahına geçtiğim zaman Rüştü Paşa benim çalışma tarzımı gördü, beğendi, beni Fahri Çavuş yaptı. Ve yanımda benden beraber askerliğini yapan Galatasaray'dan arkadaşlarım dahi vardı. Onlara dahi ceza yazdımdı. Evet. Yani kötü hareketlerinden dolayı. Evet, ve 15 ayın sonra terhis olacağım gün Rüştü Paşa Hazretlerinin odasına girdim. Paşam elinizi öpeyim, ben artık sayenizde askerliğimi yaptım, bitirdim ve gidiyorum. Rüştü Paşa biraz tuhaf konuşurdu. Allah rahmet eylesin. Necdet Çavuş dedi, senin dedi, dışarıda işin var mı dedi. Var paşam dedim, tasavvur buyurun. Rüştü Paşa eğer benim dışarıda işim yoksa bana iş bulacak. İnceliğe düşünün, zarafeti düşünün. Evet var efendim dedim, çünkü ben eşimi çıktığım elektrik şirketine yerimde çalışmak üzere bırakmıştım. Orada da bir şefim vardı, gayet zarif bir adam, Karayan. Benim çalışma tarzımı beğenmişti ve ben askere giderken eşimi orada çalışmasını kabul etti. Yani onun orada çalıştığını düşünerek işim var paşam hazretleri dedim. Yalnız madem ki böyle bir lütufta bulunacaksınız, bana zamanın belediye başkanı, yani belediye reisi derdik o zaman, ve valisi Muhittin Üstündağ Beyefendi'ye bir mektup yazın dedim. Bendeniz tiyatroya girmek istiyorum. Allah Allah dedi, tiyatroya gireceksin dedi. Evet efendim dedim, tiyatroya girmek ve kabil olursa tiyatroda çalışmak, sanata yatmak istiyorum dedim. Peki dedi, istediğin mektubu yaz, imzalayayım dedi. Hemen bir mektup yazdım, imzaladı. O mektupla Vali Muhittin Beyefendi'ye gittim, belediyede buldum kendisini, mektubu verdim. Dedi ki, evladım seni tiyatroya göndereyim ama tiyatro para vermez, tiyatronun parası yok. Evet. Ama dedim, siz beyefendi lütfedin, derkenar olarak yazın ve beni tiyatroya gönderin. Aldım mektubu, tiyatroya gittim ve Muhsin'le karşılaştım. Evet. Evet. Nasıl bir insandı Muhsin Ertuğrul? Muhsin harika bir adamdı. Bir kere sanattan evvel disipline dikkat ederdi. Ve o disiplin olmasaydı o tiyatro ayakta duramazdı. Muhsin dediğim gibi tiyatrodan, sanattan evvel disipline çok ehemmiyet verirdi. İşin tarafı, ben de yaratılışta biraz öyleyim. Muhsin benim bu tarafımı fark etti. O zamanlar tiyatro 6 ay oynanıyor, 31 Mart'ta kapanıyor. Ve 31 Mart'ta tiyatro kapandıktan sonra bir gün biri geldi eve, Necdet dedi, seni Muhsin Bey bekliyor dedi. Nerede dedim, İpekçilerin stüdyosunda. Stüdyoyu biliyordum çünkü o sezon içinde iki filmde birer küçük rol oynamıştım. Evet, bunun bir tanesi zamanın çok büyük Yunan artistleri filmde oynuyor. Ve rejisörlüğünü Muhsin yapıyordu. Orada bir Yunanlı genç çocuk oynadımdı. Hiç unutmam. Ve
Yunanların bir numaralı trajedi aktrisi Marika Kotopouli. Hı hı. Yunanistan'a gittiğim zaman mezarına daima bir kartımı bırakırım. Hayranın, meslektaşın, Türk sanatkarı Necdet Mahfi Aral diye. Her neyse onun o filmin ismi Kötü Yol. Bu Marika Kotopouli biraz çirkince bir kadındı. Yanındaki komşusu da gayet güzel. Gayet güzel. Ona tabii erkekler iltifat ediyor. Marika bunu kıskanarak ben de dedi halkın önüne çıkacağım. Bu sabah karşıma çıkan ilk erkekle flört edeceğim dedi. Tesadüf eseri sabahın karanlığında kapısına çıkıyor ve ilk geçen de genç köylü çocuğu olan ben oluyorum. Ve Marika Kotopouli bana işaretler yapınca çirkinliğini görerek, suratına tükürerek kendisiyle şeref yap olmuştum. Yani bunu her yerde de söylerim. Marika Kotopouli ile yüzüne tükürerek tanıştım diye. Tabii sinemada diye arkasından ilave ederim. Sizin çalıştığınız bir başka efsane isim de Cahide Sonku. Cahide Sonku'yu nasıl hatırlarsınız? Nasıl değil? Efendim, bendeniz ve benim gibi 7-8 arkadaşım. Kadri Ögelman, Refik Kemal Arduman, Hadi Hün, Ferih Egemen, Samiye Hün bugün hayatta çok büyük sanatkar. Hatta Cahide'nin üstünde. Ama özür dilerim. Cahide nam yapmış, Samiyecik yapamamış. Atılgan değildi, çekilgendi. Fakat çok büyük aktris. Biraz evvel söylediğim gibi bugün hayatta. Geçenlerde düştü, omzundan kolu çıktı zavallının. Ondan sonra, onun da acı bir tarafı var. Oğlunu şehir tiyatrosu almadı ve intihar etti oğlu. Evet, maalesef. Evet. Nezihe de hayatta, Nezihe de 4-5 aydır kalp hastası. Bunun ikisi de gayet büyük sanatkar. Darül Bedai'den biz 3 kişi kaldık zaten. Samiye Hün, Nezihe Becerikli ve bendeniz. Ama ben çalışıyorum, onlar çalışamıyor. Binaenaleyh, memlekette sizin biraz evvel lütfederek söylediğiniz gibi dünyada dahi ben yaşta sahnede oynayan yok. Allah'a bin şükür. Demek benim kalıbım böyle dökülmüş. Evet efendim, Cahide Sonku 1932 24 Eylül'ünde Yeniköy'ün Zeynebi isimli bir piyeste Anadolu figüran olarak hep birlikte başladık tiyatroya. Cahide gösterişli bir kızdı. Ve rollerini Muhsin çalıştırırdı ve muvaffak olurdu. Ve böylece ilerledi. Fakat Cahide'nin, özür dilerim, ölmüş olmasına rağmen, hani ölünün arkasından kötü şey söylenmez derler ama siz benden öyle bir şey sordunuz ki ben her şeyi açık söylemek isterim. Benim bu karakterimi fark eden Muhsin, benim tiyatroya girişimin ikinci senesinin başında bendenizi sahne direktörü yaptı aynı zamanda. Evet. 19 muhtelif sene sahne direktörlüğü yaptırdılar bana ciddiyetimden ötürü. En sevdiğim arkadaşlarıma dahi ceza yazdım. Yani gerçekleri söylemekten çekinmeyen bir insansınız. Binaenaleyh Cahide biraz cahil bir kız. Herhalde cehaletinden olsa gerek. Arkadaşlarına da biraz kötü muamele ederdi. Bir ara çok zengin bir durumda İhsan vardı, tütüncü İhsan. Onunla evli. Dediğim gibi müthiş para hususunda zengin. Yani parayı elinde oynayan bir hanım vaziyetine geldiğinde bir gün arkadaşlarıma hakaret ediyordu. Ben de duydum. Diyor ki arkadaşlarıma, yani meslektaşlarına, çocuklar size acıyorum, bu maaşla nasıl geçiniyorsunuz diyor. Bu meslektaşa söylenir mi ya Rabbim? O meslektaşlar ki kendilerini tiyatroda aktör, aktris olmaya vakfetmişler. Bunu söyleyen maalesef biraz da evvel de dediğim gibi biraz cehaletinden ileri gelen kötü tarafları oluyordu. Evet. Siz 67 yıldır, 70'e yakın bir zamandır tiyatroda oynuyorsunuz. 200'e yakın da Türk filminde oynadınız. Şimdi son dönemlere baktığımız zaman siz son dönem Türk filmlerinde de
rol alıyorsunuz. Örneğin bir Eşkıya filminde, Mektup filminde, Hamam filminde de seyrettik sizi. Hatta iki film daha var. Biri Aksaçlı Delikanlılar, biri bilmem ne taksi. Ne? Çiçek. Ne taksi? Bilmem ne taksi diye bir film. Neyse, onda da oynadım. Bir filmde daha oynadım. Affedersiniz, onun da aleyhinde söyleyeceğim. Patron. Edepsizi paramı vermedi. Evet. Şimdi o tabii ki işin bir boyutu ama genel olarak bu son dönem Türk filmlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçmişle kıyas ettiğinizde. Efendim, şurası muhakkak ki çok kıymetli, çok kabiliyetli gençlerimiz var. Aktör ve aktris. Çok kabiliyetli. Ve ben bunlardan bir iki tanesiyle de halen oynamaktayım. Harbiye Tiyatrosu'nda kıymetli yazar, kıymetli yönetmen, kıymetli sanatkar Kenan Işık'ın hazırladığı Huzur isimli piyeste geçen sene 103 kere oynadık. Bu sene de ayda birer hafta koydular. Onlarda da oynam. Buradan çıkınca oraya da gideceğim. Orada oynayacağım bu ne gece. Ne güzel. Evet. İşin tuhafı, orada birinci perdeyi bitirdikten sonra taksiyle Maltepe'ye giderek Müjdat'ın piyesinde oynayacağım. Hababam sınıfında. Yani bu da öyle bir şey ki kolay kolay olmayan bir şey. İşte onun için de dünya rekorunu elinizde bulunduruyorsunuz. Tabii ki kolay değil. İltifatınıza teşekkür ederim. Evet efendim, ne diyorduk? Son dönem Türk filmlerini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Genç, çok yetenekli insanlar evet. var dedim. Evet, var dedim. Buna rağmen maalesef netice iyi olmuyor. Bunun sebebini bilemiyorum. Halbuki biz film çevirdiğimiz seneler 3 kameraman, 3 kamera vardı. Bugün 300 kamera var, 300 kameraman var. Bununla beraber netice pek iyi olmuyor. Neden? Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Sebebi nedir? Bir kere rol icabı, sahneye çıkan meslektaşlarım, evet, yönetmenin söylediği şeyi yapıyor, rolü ezberlemiş söylüyor ama bazıları maalesef role ruh katamıyorlar, can veremiyorlar. Rolü ezberlemiş söylüyor, oynuyor da, oynama kelimesini de ben tiyatro için pek beğenmiyorum. Yani rolü canlandırmaya çalışıyor meslektaşım ama ruh veremiyor. Can katamıyor role. Ben bir gün bir Ermeni seyircimle karşılaştım. Bana dedi ki Necdet Bey dedi, o dedi, ismini söylemiyorum, o aktör dedi, ne biçim adamdır kardeşim dedi. Her yerde aynı jest, her yerde aynı ton, her yerde aynı konuşma, her yerde aynı hareket dedi. Biz dedi vaktiyle size gelirdik dedi. Bugün dedi prens oynardınız ama prenstiniz dedi. Ertesi gün şoför oynardınız ama şofördünüz dedi. Daha öbür gün bakkal oynardınız ama bakkaldınız dedi. Bu adam nedir dedi. Yani birkaç arkadaşım da var böyle. Hep aynı tarzda, aynı tonlarla oynamaktalar. Kesin. Evet, bunu, Türk sinemasını böyle buluyorum. Siz sadece bunu oyunlarınızda değil, sizin o ünlü dublajlarınızda da gerçekleştiriyorsunuz. Usta bir dublaj sanatçısı olarak biliniyorsunuz. Şimdi ben sizin ön araştırmanızı yaparken, burada kendisini saygıyla anacağım, Nebil Özgen Türk'ün arşivlerinden yararlandım. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Oradan bir alıntı yapacağım. Sizin dublaj sanatçılığınız üzerine hem tiyatro sanatçısı hem de ressam olan Hayri Esen şöyle demiş efendim. Özellikle Toto'yu konuşurken, çünkü biliyorsunuz 60'lı yılların bir fırtınası gibiydi o İtalyan komedyen yıldız Toto ve hep siz seslendirdiniz Toto'yu. 26 filmini. Toto'yu konuşurken ne kadar rahatlıkla espri üstüne espri bulup resme yakıştırdığını anlatmak için kelimeler yetersizdir. Üstün taklit kabiliyeti, resme renk katan intibakiyle dublaj ve tiyatro salonlarının en büyük ustası olarak yerini almıştır diyor. İltifatınıza teşekkürler ederim. Evet. Evet. Şimdi bugün dönüp baktığımız zaman kızınız Ceyhan Hanım da yine bir dublaj sanatçısı, büyük bir usta. Kendisini yıllar boyunca Türk filmlerinde Bergün Doruk, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi büyük ünlü... Hülya Koçyiğit de 20 sene ses verdi. Ses verdi. Neyse, evet. Sizden mi etkilendi? Siz miydiniz onun ustası ve hocası? Hayır, estağfurullah. Ne hocasıydın ne de benden etkilendi. Allah yaratması. Evet. Allah'ın yaratılışı bu. Kızımda da yaratılışında olduğu için muvaffak olmuş Ceyhan.
Malum haliniz, her sanatkarın çocuğu kabiliyetli olmuyor. Bununla beraber bazı sanatkarların çocukları da çok kabiliyetli. Antroparantez benimki gibi. Özür dilerim kızım ama, ama öyle, hakikat öyle. Evet, ve tekrar özür dileyerek söylüyorum. Memlekette bir numaralı dublör, dublör değil. Dublör kelimesini kullanırlar, yanlıştır. Fransızca, iki kelime de Fransızca. Dublör, elektrik cereyanını arttıran bir makina. Halbuki ikinci derece bir rol oynayan yahut role ses verene dublör derler. Her neyse, evet, kızım bir numaralı da dublör, Allah'a bin şükür. Buyurduğumuz gibi bütün hanımları konuşmuştur. Evet. Bütün hanımları ve halen de Yalan Rüzgarı'nda Lauren diye bir rol var, ona gider. Bugün de hatta onun dublajına gitti, onu konuşur ve halen de oynamakta. Yani sizin izinizden gidiyor, tahmin ediyorum o da uzun yıllar sanattan aşağı ayrı kalmayacak. Aşağı yukarı 50'ye yakın sene. Ben onu 5 yaşında başlattım, evet. Tiyatroda. Evet. Evet, benim. Sizin rekorunuzu kırabilir ileride. Sanatçılara karşı vefasız bir toplum muyuz biz? Anlayamadım. Sanatçılarımıza karşı vefasız bir toplum muyuz? Maalesef. Maalesef. Hele tiyatro sanatkarlarını herkes kolay kolay tanımaz. Bugün çok şükür televizyon çıktı da, televizyonda çalıştığımız takdirde bizler tanınıyoruz. Yoksa biraz evvel dediğim gibi umumiyetle tiyatro sanatkarı kolay kolay tanınmaz. Ve tiyatro çok kıymetli bir güzel sanatlar branşı. Tiyatro biliyorsunuz her şeyi kendisinde toplamış. Dans var, müzik var, hele konuşma. Dekor, ışık, müzik, her şeyi bünyesinde toplamış tiyatro. Binaenaleyh, dediğim gibi halk ancak tiyatroya devamlı geldiği takdirde tiyatro sanatkarını tanırdı. Yani efendim, siz biraz önce çok üstü kapalı olarak değindiniz, paramı ödemiyorlar gibi. Bu kadar yıldır sanatın içinde olan bir insan olarak hala maddi problemler yaşıyor musunuz? Maalesef, maalesef, maalesef. Biz derken biz 8 kişiyi 1975'te ani olarak emekliye sevk ettiler. Bu 8 kişi Türk tiyatrosunu kuran Muhsin Ertuğrul, Şaziye Moral, Vasfi Rıza Zobu, Bediye Muahit, Zihni Rona, Celal Balkır, Mehdi Yeşildeniz ve bendeniz. Ve tazminat da ödemediler bildiğim kadarıyla. Evet, 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 arz edeceğim. Ve bu 7 kişi vefat etti, bir ben hayatta kaldım. Nasılsa bilmiyorum. Allah öyle yazmış yazımı. Kalıbım öyle dökülmüş biraz evvel dediğim gibi. Evet, bizi ani olarak emekliye sevk ettiler. Onun üzerine biz Vasfi ile ben, Bediye de dahil zaman zaman gittik belediyede maaşlarımızı sorduk. Ancak 8 ay sonra maaşlarımızı almaya başlayabildik. Ve bizleri işçi olarak emekliye ayırdılar. Sanatkar olarak değil. Ve maaşlarımızı aldıktan sonra Vasfi ile beraber belediyeye gittik. Dedik kıdem tazminatımızı alabilir miyiz? Yok dediler, siz bunu alamazsınız. Niye? Bize bir kararname çıkardılar. Bu kararname bizden evvel tiyatro için çıkarılmış. Ve kararnamede 10 tane de imza var maalesef. Diyor ki kararname, bunlar fikir işçisidir, beden işçisi değildir, bunlara bu para ödenmez diyorlar. Tasavvur buyurun, demek ki biz sahneye çıkıyorduk, sırt üstü yatıyoruz, hiç hareket falan yok, yalnız konuşuyoruz demek. Olur mu böyle şey? Olmaz gayet tabii. Tamamen yanlış. Buyurun. Bu anlattıklarınızın hepsi bir tarihi belge niteliğinde. Çok yaşadığınız, çok gördüğünüz şeyler var. Bunları bir gün bir kitap halinde, anılar şeklinde yayınlamayı düşünüyor musunuz? Bendeniz hatıratımı yazıyorum. Hı. Şimdiye kadar bir 200 sayfa kadar yazdım makinede. Bir 100 sayfa kadar daha yazılacak. Ondan sonra bitecek.
bir iki ahbabım, Necdet bitir ben bastırırım, Necdet bitir ben bastırırım dedi. İnşallah bastırabiliriz. Evet. Ve çok resim koyacağım içine. Evet. Her şeyden bahsedeceğim. Çünkü bir başka özelliğiniz de fotoğraf çekmek. Evet. Hemen hemen tüm sahne aldığınız oyunları, sinemanız ve arkadaşlarınız bulunduğunuz yerlerde fotoğraf çekiyorsunuz. Evet. Sizin de çekmek isterim bu güzel başınızın resmini. Evet. Binlerce fotoğrafınız var. Bunları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Bir sergi açmayı örneğin hiç düşündünüz mü? Ya da böyle bir teklif geldi mi? Hayır, ne böyle bir teklif geldi ne de ben bir sergi açmayı düşündüm. Cesaretim yok, bir. Bununla beraber sergiye konabilecek aşağı yukarı 50-60 resmim de var, gayet güzel. Ama yapamam, meşgul olamam, bir. İkincisi, bu resimleri ki tiyatroda olmayan resimler dahi var bende. Muhsin'in Ankara'ya tayininden sonra tekrar bizim şehir tiyatrosuna gelişinde odasında çektiğim resimleri var ki kimse de yok. Yani bunlar bizim bütün kültürümüzün, sanatımızın, tiyatromuzun, sinemamızın temel taşları. Bunları değerlendirmek lazım ve bunların başka insanlar tarafından da görünmesi gerekiyor ki geçmişten biraz bir şeyler öğrenip ders alalım. Amenna. Amenna. Bana bazen eve röportaja gelenler resimleri gösteririm. Onları hemen kameralarıyla alırlar. Çünkü resimleri vermiyorum artık. Malum giden resimler gelmiyor. Ama resimleri vermiyorum. Kameralarıyla hemen o resimlerden beğendiklerini çekiyorlar. İcabında kullanıyorlar zannederim. Mesela Nebil Özgen programında birçok resim kullanmıştır. Aşk olsun ona. Evet. Bravo Nebil, kulakların çınlasın. Evet, kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz burada. Estağfurullah. Son olarak siz Aziz Nesin Emek Ödülü'nü gözyaşları içinde aldınız. Evet. Sinemaya ve tiyatroya bunca emek veren bir sanatçımız olarak nasıl anılmak istersiniz? Nasıl anılmak isterim? Evet. İşte söylüyorsunuz. Tiyatrocu, sinemacı, yazar, yönetmen, fotoğraf amatörü, ayıp söylemesi, ben Galatasaray'da okudum, tahsilim orada geçti. Ufak tefek kitaplarım vardır, onları karıştırırım, hatıratımı yazmaktayım. Böyle bir adam olarak hatırlayacaklardır beni. Evet. Her yönüyle sanatçı bir insan diyebilir miyim? Efendim, ben inanıp inanmamakta serbestsiniz. Bana işin nedir dedikleri zaman sanatkarım diyemiyorum. Sanat çok büyük bir şey, sanata erişmek çok büyük bir şey. Eğer beni öyle buluyorlarsa lütfediyorlar demektir. Ama ben kendim için ben sanatkarım diyemem. Aktörüm diyorum. Hoş, aktör de sanatkar demek ama sanatkar kelimesinin biraz daha hafifi. Öyle diyorum. Bununla beraber ben işte biraz Fransızca bilirim. Bundan birkaç sene evvel evde canım sıkıldı. Allah'a bin şükür hafızam daha yerinde. Evet, görüyoruz. Müsaade ediyoruz. Sağ olun. Cyrano de Bergerac diye meşhur bir eser vardır. Onun Fransızca olmak şartı ile meşhur bir tiradı vardır. Burun tiradı derler. Burunlar tiradı daha doğrusu. Cyrano'ya burnuyla alay eden asılzadeler vardır. Ve derler ki burnunuz ne kadar kocaman deyince Cyrano'nun cevabı yalnız bu kadar mı der. Halbuki ben sizin yerinizde olsam burnum için şunu 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 söylerdim der. Bu aşağı yukarı 90 satır ve bu tirat üzerine gerek filmde, gerek tiyatroda aktöre not verirler Fransa'da. Ben o tiradı, 90 satırı ezberledim. Bu an aklımda. Ve görüyoruz ki dimağınızdan hiçbir şey eksilmemiş. Sayenizde lütfediyorsunuz. Bu öyle buluyorsanız şayet sayenizde dedim. Sağ olun, Allah'a bin şükür öyle. Çok teşekkür ederim efendim programa katıldığınız. Bir hatıra vardır, isterseniz söyleyebilirim. Ama vaktimiz dolduysa bırakalım. Vaktimiz doldu. Peki. İnşallah tahmin ediyorum bir başka programda yine fırsat bulunca sohbet ederiz. Zannetmem. Umumiyetle öyle derler ama bir programda kullanırlar beni, ondan sonra biter. Peki o zaman kısaca sizden alayım onu da son olarak. Portrenizin bir parçası olarak. Peki. Cemal Reşit'le Ekrem Reşit'in operetleri vardı 5-6 tane. Onların hepsinde oynadım. En güzel operetleri Deli Dolu. Mevzu iki yaşlı Yahudi bir otel kullanırlar. Pardon, otel çalıştırırlar. Ve otelin açılış gecesini kutlamak isterler. Hatta Maurice Chevalier'i davet ederler. Tesadüf eseri Viyana'dan bir doktor gelir. Bu doktor
yaşlıları gençleştiren bir aşı bulmuştur. Aralarında iki Yahudi'den, yaşlı Yahudi'den Joseph ismiyle rol oynayan Hazim'i kestirir. Der ki ona, kandırır onu, gel der sana bir enjeksiyon yapacağım, sen gençleşeceksin. Joseph de kabul eder ve doktor ona bir aşı yapar, Joseph gençleşir ve otelden kaybolur. Otel telaş içinde, Joseph ne oldu, Joseph ne oldu, her neyse. Der ki doktor Joseph'e, sen bu akşam Maurice Chevalier'in rolünü oynayacaksın. Joseph rolünü oynayan Hazım da, hayatta da öyle. Bir tek kelime bilmiyorum ben, nasıl oynarım der. İmkan yok, oynayamam, rezil olurum. Yok oynayacaksın, yok oynayacaksın. Olmaz, oynayamam, yok oynayacaksın. Hatta şarkısını söyleyeceksin deyince, Cemal Reşit'in Maurice Chevalier'in bir şarkısına nazire olarak yazmış olduğu bir şarkı vardı. O aklımda, onu mırıldanayım size. Dediğim gibi, Hazımcık hayatta dahi bir tek kelime Fransızca bilmezdi ama o rolü sanki bir Fransız gibi Maurice Chevalier'i taklit ederek oynamıştı. Şarkı şöyle. Elle était belle, elle était formée, elle n'avait qu'une quinzaine d'années. Mais ses grands yeux malicieux et cieux faisaient courir derrière elle tous les vieux messieurs vicieux. Clémentine, Clémentine, c'est le nom de ma cousine. Souvent moi je la taquine, elle embrasse dans la cuisine. Clémentine, Clémentine, c'est le nom de ma cousine. Souvent moi je la taquine, elle embrasse dans la cuisine. Clémentine. Bu kadar bir şarkı. Çok ben şarkıcı ederim. Değilim ama rıldandım. Ve bir ilke daha imza atıyorsunuz. Bu programda ilk kez bir konuğumuz şarkı söylemiş oluyor. Allah Allah. Tasavvur edin ki ben şarkıcı değilim. Benim şarkı sesim yok ama mırıldandım işte. Efendim programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa uzatıyorum. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazıverin.